Şimdi bütün malzemelerimi ufak ufak doğrayacağım. Ben içine böyle biraz biberlerle ekstra renk katmak istiyorum. Önce bir adet kapya biberi doğrayacağım. Bunları küçük küçük böyle yapacağız. Şöyle siz de ince şeritler halinde kesin hepsini. Hepsini bunların kasemin içine gönderiyorum. Şimdi sarı dolmalık biber kullanacağım. Siz yeşil de yani ne istiyorsanız açıkçası ben tamamen renklerini çok sevdiğim için tercih ediyorum. Şimdi de sarı biber. Yaklaşık 10-12 adet kurutulmuş domates doğrayacağım. Bunu biraz daha iri parçalar istiyorum. Hemen onları da kaseme gönderiyorum. Hatta arada da şöyle karıştıralım güzelce. Burada yaklaşık 100-150 gram kadar pastırmamız var. Hemen onları şu şekilde biraz daha kalın olarak içinde kalmalarını istiyorum. Çünkü hani böyle çöreklerin hem içinde belirgin olsun hem de pişerken ölmesin. Pastırma dokusu sebebiyle çok incedir. O yüzden bu şekilde bırakın. Hemen eriyecektir. Tavaya değdiği anda erimeye başlayacaktır. İçine en son olarak bir su bardağı rendelenmiş peynirimi koyuyorum. Şimdi güzelce bir karıştıracağım. Hemen birazcık da kişniş doğramak istiyorum ben. Saplarını ayıralım. Siz bulamazsanız yoksa maydanoza çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz başka bütün taze otları içine ekleyebilirsiniz. En son kişnişlerimi de içine koydum. Yine tekrar karıştırıyorum. Şimdi bunu küçücük bir kaplama malzemesi hazırlayacağım. Unumu ters süzgeçten geçirmek istiyorum. Burada bir su bardağı kadar un var. Yanımıza da biraz alın, yetmezse eklersiniz. İçine bir tane yumurta kıracağım. Önce şöyle bütün malzemeleri bir una bulanmasını istiyorum ki dibe doğru herhangi bir çökme olmasın. Üzerine bir paket kabartma tozu. Yine bir kere daha karıştıracağız. Yoğun bir malzeme hacmimiz olduğu için hepsini ufak ufak karıştırıyoruz. Şimdi içine bir tane yumurta kıracağım. Ve bir su bardak süt ekliyorum. Bu şekilde karıştırarak bir hamur elde edeceğiz. Sütünüz yanınızda dursun. Birazcık daha süte ihtiyacım var. Hemen önce yarım bardak ekledim. Bu arada tavamızın altını açalım bence. İyice ısınsın. Yapışmaz bir tava tercih edin siz de. Evet, karışımım tavada pişmek için hazır. Son bir kere daha alt üst yapalım. Şimdi tavama biraz zeytinyağı ilave etmek istiyorum. Şimdi bir kaşık, her ölçünüz bir kaşık olsun. Şöyle bir kaşık alacağım. Birazcık dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok lezzetli minicik çöreklerimiz oluyor. Bunlar da gerçekten servise hazır. Şöyle öbür tarafı da ısınsın, yaşasın. Hemen buradan alacağım. Evet. Domatesleri de ortaya dolduracağım.